Efendim iyi günler. Medya Mahallesi'ne hoş geldiniz. Stüdyo sizi aldatmasın. Burası Ankara. Ankara'dayım. Yanımda çok özel bir konuğum var. Birkaç defa bu programda izleyenler belki anımsayacaktır. Kendisinden söz ettim. Sendikacı yani çalışma hayatına hep son günlerde ıskaladığımız bir konuya hakim. Kadın, Alevi, Kürt ve son zamanlarda siyasetin içinde yeniden görme ihtimalimiz olan Yaşar Seyman. Türkiye'nin hani konuşabileceğimiz, konuşmamız gereken her başlığına dair bir bu şeyde biyografide bir bölüm var. Ama çok çarpıcı bir hikayesi var bu yaşam öyküsünün. Geldiğiniz köyle ilgili. Şimdi dünyayı geziyorsunuz, biliyorum ki işte Kanadalar, Amerikalar, Avustralyalar, dünyanın her yeri. Ama evet, ne yazık ki geldiğiniz köy, doğduğum köy, 6 yaşında ayrıldığımız, göçle geldiğimiz, işte o nedenle göçmen kuşak olarak adlandırıldığımız bir süreçte geldiğim köyün adı sadece haritalarda kaldı. Erzincan'ın bir dağ köyü. Tercan ilçesine bağlı. Aynı zamanda Bingöl'ün kıyığıyla da sınır köyü. İşte şimdi sadece adı haritada terörden dolayı. Yani köyde hiç kimse yaşamıyor. Hiç kimse yok, hayır yaşamıyor. İşte köydeki üçüncü kuşak, ikinci kuşak yeniden köyü kurmak istiyor. Fakat orada hiç kimse olmadığı için İpek Yolu'na biraz daha yakın bir yere, hatta Tercan ilçesi köyümüzün suyunu ilçenin sınırına doğru yönünü değiştirmiş suyun. Çünkü köyün ismi, çok güzel bir ismi var, Gökdere Köyü. Dağlarla çevrili ve içinde dere akan bir Doğu Anadolu köyü. Evet. Hiçbir yerli olmak nasıl bir şey? Evet, hiçbir yerli. Bir dostum onu öyle söylüyor. Bütün dünyayı dolaşıyorsun ama kendi köyün yok. Hatta çok birkaç yıl önce çok yakınımız babamın bir dostu, İşte gidip o yıkıntıların fotoğraflarını çektiğinde şöyle bir şeye tanık olmuş. Evlerin üzerinde isimler yazılıymış. Babamın adının yazılı olduğu tabela kırıklar arasında ve sanıyorum Ermeni ustaların yaptığı bir şey o taşların üzerinde. İçim acıdı, günlerce içim acıdı. Sonra köyümüzde yetişip de öğretmen olan Veli Bulut Bey'den rica ettim. Şimdi köyümüzün bir tablosu var. Onun fotoğraflarından bir tablo yaptı. Evdeki çalışma odamda özlemimi öyle gideriyorum. Hiç değilse. Evet. Hiç değilse. Efendim bu bir Türkiye öyküsü az önce söylediğim gibi. Ama Yaşar Seyman'la o Türkiye öyküsünün farklı yanlarını, güncel yanlarını konuşacağız. Ama tabii Medya Mahallesi'nde neler olup bitmiş, güncel konularda kim neler demiş, bunları da konuşacağız. Tabii. Ben bir iki dakika bir izin rica edeceğim. Lütfen. Yaşar Seyman'dan. Önce şöyle bir medyamızın tozunu alacağız. Pencereleri açıp havalandıracağız. Günlük işlerimizi yapacağız. Evet. Biraz kadın diliyle konuştuğumu düşünüyor olabilirsiniz. Başkentin de tozunu alın. Hoş geldiniz başkentin. Tabii, teşekkür ederim. Kadın diliyle konuşmaya ben biraz özen gösteriyorum. Çünkü hayatın içinde eşit haklarla ama kadın dilimizi muhafaza ederek yaşamayı savunuyorum. O nedenle arada böyle toz almaktan, arada bir burada yok maalesef ama masamın üstüne çiçek koymaktan çok hoşlanıyorum. Taraf Gazetesi ile başlıyoruz efendim. Taraf Gazetesi, Arınç X dedi, Sakık XX dedi. Şimdi bu ne demek diyeceksiniz? Bu WikiLeaks meselesiyle gündeme gelmişti. Gizlenmek isteyen şeyin üstü biliyorsunuz X'lerle kapatılıyor. Mecliste Kürtçe konuştu Sakık. Arınç ona Kürtçe Allah razı olsun gibi böyle bir ufak cümleyle bir jest yaptı. Ama bunlar tutanaklara geçmedi, meclis tutanaklarına. Hala yani meclise göre bilinmeyen bir dil Kürtçe. Bilemedikleri için de o Kürtçe sözlerin üstü XXX'lerle kapatıldı. Ama hayat biliyorsunuz her şeyi aşıyor. Nasıl aşıyor? Milliyet Gazetesi'nin manşetiyle devam edelim.
BDP Genel Başkanı Demirtaş diyor ki artık devleti beklemeyeceğiz. Beklemeyip ne yapacaklar? Artık bölgede iki dilli hayata geçeceğiz. Bütün tabelalar iki dilde yazılacak. Esnafın Kürtçe konuşması teşvik edilecek. Gençlerin Kürtçeyi daha derinlemesine öğrenmesi teşvik edilip bunların kolaylaştırılması sağlanacak. Yani bu programda belki hatırlayacaksınız, zaman zaman sözünü ettiğim sivil itaatsizlik yoluyla, yöntemiyle bir demokratik özellik, aslında özellik belki demek kısaca daha doğru olur, hayata geçirecek adım adım bunları konuşmamız gerekiyor ama gündem o kadar sıcak ki biraz zor konuşuyoruz malum haliniz. Vatan Gazetesi ile devam edeyim. Belki de niye konuşamadığımıza ışık tutacak Vatan Gazetesi'nin manşeti. İngiliz dergisi Economist biliyorsunuz liderlerin branşlarında hafta sonunda masalarında uzun uzadıya okumak üzere bulundurulan dergidir. Onun araştırma birimi Intelligence Unit bir değerlendirme yapıyor. Pek çok parametreyi, veriyi eliyor, elekten geçiriyor ve ülkelerin demokrasi açısından nerede durduğuna bakıyor. Türkiye 2 yıl öncesine göre 2 basamak gerilemiş ve 167 ülkelik listede 89. sıraya inmiş. Ve hibrit rejim, işte Vatan Gazetesi'nin manşetindeki hibrit rejim lafı oradan kaynaklanıyor. O kategoriyeymiş. Hibrit rejim şu demek, karma rejim. Hibrit araçlardan hatırlarsınız. Yani ne demokrat, ne demokrasi var ne yok, karışık. Şöyle, Türkiye'nin notu 4 ile 5.9 arasında bir yerde. Bu nedenle hibrit. Ama 4'ün altı otoriter rejim. Ben arada bir otoriter bir rejimde miyiz diye soruyordum. Hakkını yiyormuşum Türkiye'nin. Henüz orada değilmişiz. Demokrasimiz eksikmiş ama otoriter olmaya doğrusu biraz varmış. Ne kadar var bilmiyorum Yaşar Seyman. Artık eyleme kapalı bir ülkeye dönüştük. O nedenle o sizin tanımınıza katılıyorum. Yani en ufak bir eyleme, demokratik tepkiye o kadar kapandık ki bunun karşılığı yok. O nedenle gerçekten otoriter bir şeye doğru yol alıyoruz hızla. Yani öğrencilerin çok haklı istemlerine bile bir hoşgörü, bir sabır göstermiyoruz. Örneğin harç sorunlarını dile getiriyorlar. Bunu çözeceğimize onlara laf yetiştirmeye, onlarla polemiğe girmeye çalışıyoruz. Oysa onlar yaşadıkları ülkede çok doğal öğrenciler tabii ki istemlerini dile getireceklerdir. İşçiler, kadınlar. Tekel yani, işçilerinde de evet, o iş aynı öğrencilere söz konusu değil oldu mi? Orada ama yani da. Hani evet, diyelim ki gençler çok aşırıydılar, çok delikanlı adı üstünde. Yok değillerdi. Tekel yani işçilerinde aşırı, ne vardı? Tekel Allah işçilerinde aşkına hiçbir şey yoktu. Bir Türkiye'nin özeti vardı, Anadolu'nun özeti vardı. Bütün etnik yapılar, bütün inançlar, bütün hı-hı, kültürler bir aradaydı. Ve kardeşçe işte sabah İstiklal Marşı ile başlayıp eyleme, öğlen şemame ile halay çekip akşam üzeri de bir orta oyunla, bir misketle ya da bir Karadeniz horonuyla günü tüketiyorlardı. Ne oldu şimdi? Sahipsiz mi kaldı tekelişçileri? Gerçekten sahipsiz kaldılar ve çok sıkıntılı günler yaşadılar. Ankara'da oldukları için ben... Sendikaları ne kadar sahip çıkabiliyor? Sendikal dayanışma yeterince vardı ama hmm, elbette orada da eksikler vardı. Ben tabii bir günde yaklaşık 7 hafta hep onları yazdım ısrarla. Aa, hep onlarla oldum. Ben söylemeyi unuttum Yaşar Seyman. Efendim şimdi az önce Yaşar Seyman'ı takdim ederken onun kişisel bilgilerinden söz ettim ama mahallemizin önemli bir ismi 7 yıldır köşe yazıyor Bir Gün Gazetesi'nde. Bir Gün Gazetesi'ndeki sevgili arkadaşlarımız kızmasın alınmasın vallahi unuttum. Belki de Ankara'da olmaktan dolayı. Biraz hani yol yorgunluğu falan diyebiliriz. Sizi seviyoruz, size kızamayız. Herkes çok seviyor. Çok teşekkür ederim. Sözünüzü kestim, evet. Dayanışmadan söz ediyorduk. İnanılmaz bir dayanışma gösterildi. Aslında Türkiye kamuoyu da çok dayanışma, hı-hı, gösterdi. Özellikle Ankara inanılmaz
inanılmaz bir konukseverlik ya, yaptı. Ya, evet. Bütün kadınlar, ben çok net anımsıyorum, bilim insanı kadınlarımız ellerinden keklerle, tepsilerle gelip onlarla oldular. Onları unuttuk. Geç saatlere kadar, evet. İnanılmaz güzel bir dayanışma türküsü söylediler ama sonuç ne yazık ki taçlanmadı. Ve gerçekten unutuyoruz. Belki de unutmuyoruz da, hani medya yer vermeyince unutulmuş gibi görünebilir ama umarım ben sokaktaki insan şu anda bizimle bu ekranı öbür tarafında olmanın hiçbir önemi yok. Paylaşan insanlar unutmamışlardır. Çünkü tekel işçileri bence bu ülkenin namusu ve öyle sahip çıkmak gerekiyor. Cumhuriyet Gazetesi'nden bir manşetle devam onları edelim. Onları başkentinde kovduk biliyorsunuz ya. Değil mi? Öyle sonuçlandı. Evet. Oysa burası başkentti ve herkesi kucaklamalıydı. Özellikle de işçileri kovduk buradan. Cumhuriyetle devam edelim. Cumhuriyet bugün şu malum ve meşhur Kayseri kavgasını manşetine taşımış. İfadeden çıkarılan 10 sayfanın sırrı. Hani Kayseri'de biliyorsunuz bir yolsuzluk meselesi yüzünden Kılıçdaroğlu mecliste konuşurken bazı iddialar dile getirildi. Orada bir 26 sayfalık bir ifadenin 10 sayfası çıkartıldı deniyordu. Kıvanç El imzalı manşet habere göre çıkartılan 10 sayfada 12 petrol şirketi, 2 otopark, taksi ve dolmuş hatları hakkında bilgi veriliyormuş. Şimdi yani çıkartılması son derece doğal. Hani niye Kılıçdaroğlu buna şaşıyor? Niye Cumhuriyet Gazetesi buna bu kadar hani manşetleri çekecek kadar? Ne var? Petrol şirketlerine yazacak halleri yoktu ya. Şimdi benim asıl şaştığım belki bu konuda şu. Ben çok net hatırlıyorum zaten hatırlamasam ayıp çünkü 3-4 gün önce oldu bu iş. İçişleri Bakanı Atalay Egemen Bağış'la birlikte ki kendileri biliyorsunuz sol omuzu kirlendi diye eylemci öğrenciden davacı şikayetçi olarak gündemimize geldi en son. Bir basın toplantısı düzenlediğinde gazeteci arkadaşlarımız bu eylemci öğrencileri sordular. İçişleri Bakanı şimdi bugünkü konuşacağımız konular arasında bu yok dedi ve cevap vermedi. Ama dün bir saatini, çok önemli bir saatini bir bakan için, İçişleri Bakanı için önemli tabii, Kayseri konusunda konuşmak için ayırdı. Neden hani apar topar ve hemen derhal o basın toplantısını yaptı? Çok enteresan. Cumhurbaşkanı Gül'e bugün Mehmet Tezkan Milliyet'te yazmış. Sorulduğunda ne diyorsunuz diye kendimi zor tutuyorum her şey şeffaf demiş. Mehmet Tezkan da diyor ki beni en çok şaşırtan bu oldu. Niye bana bunu soruyorsunuz ben Cumhurbaşkanıyım dememiş. Kendisini bir taraf gibi konumlandırmış diyor. Ben buna da biraz şaşırdım. Biliyorsunuz biraz şaşkın bir sunucu olduğum için lüzumsuz şeylere şaşırıyorum galiba. Neyse gelelim bütün bunlar dünden bugüne. Medyamıza yansıyanlar ama asıl bugün itibariyle medya mahallesinin nabzı Silivri'de bir kez daha atıyor. Çünkü balyoz davası başladı. Cumhuriyet tarihinin en önemli davalarından biri ve Hakan Tunç, Yaşar Seyman'dan birkaç dakika daha izin isteyeceğiz. Hakikaten çok önemli. Ben de çok merak ediyorum estağfurullah. Kim geldi kim gelmedi bize Hakan Tunç aktaracak. Silivri'den, Silivri'de bir çalışma günü daha eklendi Hakan Tunca. Sevgili Hakan, gördüğüm kadarıyla bir hayli soğuk oralar ama dava da müthiş sıcak. Önce şunu anlat, kimler geldi, gelmeyenler oldu mu? Çünkü iki kuvvet komutanı çok önemli, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez oluyor bunlar ve iki ordu komutanı yargılanıyor. Geldiler mi? Nedir? Bir kısaca bir anlatır mısın bize lütfen? Evet Ayşenur Arslan, sizin de dediğiniz gibi Cumhuriyet tarihinin en önemli davalarından biri yaklaşık 2 saat önce start aldı. Silivri cezaevinin hemen yanındaki spor salonundan dönüştürülen duruşma salonunun içinde 196 sanığın çoğu yerlerini aldı. Öncelikle bir numaralı
sanık iddianamede bir numaralı sanık olan Orgeneral, emekli Orgeneral Çetin Doğan, Özden Örnek, İbrahim Fırtına, Nejat Bek, Engin Alan, Şükrü Sarıışık, Ergin Saygun, Kadir Sadıç gibi isimler mahkeme salonundaki yerlerini aldılar. Başka davalardan tutuklu bulunan isimler de birçoğu buraya geldi. Özellikle Dursun Çiçek, Kurmay Albay Dursun Çiçek irtica ile mücadele eylem planından tutuklu. O da yine hasta cezaevinden buraya getirildi bu dava için. Ancak Albay Temizöz buraya getirilmedi. Mazeret bildirildiği için gelmedi. Onun yanı sıra yine yurt dışı görevlerinde bulunan bazı muazzaf subaylar da onlar da mazeret bildirdikleri için buraya gelmediler. İddianamedeki sıralamaya göre sanıkları tek tek oturttular duruşma salonunda. Ergenekon davaları için tertiplenmiş ve dekore edilmiş bir salon burası. Oldukça büyük bir salon, spor salonundan Hakan sözünü keseceğim. Dönüştürülmüş demiştik. Gerçi seyircilerimiz bu terminolojiye alışmıştır herhalde ama uydu aracılığıyla yaptığımız için bu yayını, işte İstanbul'dan Ankara'ya gidiyor ses, Silivri'den İstanbul merkeze, ben Ankara'da olduğum için oradan buraya, buradan oraya derken bir 6 saniye kadar fark oluyor. O nedenle sevgili Hakan'a sesimi iletebilmek için arada birkaç defa Hakan demek zorunda kalırsam beni bağışlasın seyirciler. Şimdi Hakan'cığım, arkanda bir kalabalık ve pankartlar görüyorum. Onları bana bize anlatır mısın? Bir de Medya Mahallesi madem programımız. Medyadan kimler izliyor? Var mı öyle bir ilgi? Ve en önemlisi de Çetin Doğan bir numaralı sanık. Çetin Doğan'ın damadı Dani Rodrik. O da aslında küresel medyanın önemli bir ismi ve bu konuyu gündeme taşımıştı. O da geldi mi? Onu merak ediyorum. Bize bir anlat lütfen. Evet, medyanın yoğun katılımı var. Medyanın çeşitli kollarından çok sayıda meslektaşımız şu an burada bu davayı izliyorlar. Özellikle yazarlar burada. Mesela Sedat Ergin içeride duruşmayı takip eden insanlar, gazeteciler arasında. Ve Çetin Doğan'ın damadı Dani Rodrik şu an için gelmedi. Ancak avukatı Celal Doğan'dan akşam üzeri buraya katılacağını öğrendik ve şu anda burada hemen duruşma salonunun önünde eylem yapan grubun adı Özgür Der. İçerideki duruşmayla ilgili onlar da basın açıklaması yapıyorlar ve onların da şu anda basın açıklamaları devam ediyor. Ben içerideki gelişmelere dönmek istiyorum. Bu arada 196 sana Silivri cezaevinin duruşma salonu ucu ucuna yetti. Çünkü Ergenekon sanıkları için organize edilmiş bir salondu bu. Ve 196 sanık oturtulunca hemen hemen neredeyse duruşma salonunda yer kalmadı. Ve Dursun Çiçek salondaki yerini almadan önce sanıkların hepsiyle tek tek tokalaştı. Hal hatır sordu, görüştü, konuştu. Ve şu an için kimlik tespiti yapılıyor. 196 sanığın tek tek kimlik tespitleri yapılacak. Ve kimlik tespitlerinin ardından 968 sayfalık iddianamenin okunmasına geçilecek. Ancak 196 sanığın tek tek kimlik tespiti yaklaşık 4 saat kadar sürecek. Ondan dolayı bugün iddianamenin okunmasına geçilecek mi geçilmeyecek mi onu bilmiyoruz. Ve onun ötesinde 2 gün önce bir gelişme olmuştu. Mahkeme heyetinde değişikliğe gidilmişti. Bunu da biliyorsunuz. Onun dışında dün yüksek güvenlik önlemleri altında buraya Silivri'ye getirildi dosya ve şu an için duruşma Çetin görülmeye Doğan, devam ediyor. Evet. Ayşenur Arslan. Çetin Doğan da bu sabah duruşmaya girerken reddi hakim talebinde bulunmayacaklarını ifade etti. Çünkü bu süreyi uzatır dedi. Hakim de ben zaten bir parça biliyordum dedi yeni atanan hakim de. Ve kimlik tespiti yapılırken ben bu arada dosyayı okuyacağım dedi. Böyle hani salon ucu ucuna yetişmiş bütün bunlar ama yargı umarız sağlıklı ve çabuk ilerleyecektir. Çabukluk en önemli şey. Tabii bu arada donanma komutanlığında ortaya çıkartılan son hani aramada tespit edilen o çuvallar dolusu evrak, sanıkların elde doğru dürüst belge yok iddiasını çürütecek mi? Bunu zaman içinde göreceğiz. Özgür Der
gösterisini aktardı Hakan Tunç. Aralarında Özgür Der'in de bulunduğu bazı kuruluşlar darbenin yargılanacağı, darbe girişiminin yargılanacağı bir bakıma bu davada müdahil olmak istediklerini belirttiler. İçeride müdahil olamasalar da dışarıda zannederim bu şekilde müdahil olabiliyorlar. Hakikaten Cumhuriyet tarihinin çok önemli bir davası. Darbe konuşulacak. Buradan Balbay'a selamlar gönderelim. Ankaralı, uzun yıllar Ankara'da Cumhuriyet'in temsilciliğini yaptı. Eski ve emek dünyasında çok sıcak bir yazardı. Zaman zaman köşesinde onun emek dünyasının yazılarını zevkle okurduk. Özledim açıkçası yazılarını. Bugün var yazısı. Evet. Biraz sonra seviyorum onun sözcüklerle dansını çok seviyorum. Şimdi tabii şu var, yani bir gazeteci olarak Balbay'ı ben defalarca konu ettim bu programda. Evet. Onunla ilgili iddiaları okudum. Hakikaten hiçbir şey de anlamadım. Yani somut ne olduğunu anlamadım. Bu doğal olarak hatırlattı elbette ama darbe girişimleriyle ilgili davayla ben Balbay'ın ve bazı isimlerin yan yana duramıyorlar değil mi? Çok evet, yani eğer yan yana duracaklarsa... Çünkü darbe kavramına karşı olduğumuz için. Kesinlikle. Yani onu birazcık ben ayırmak istiyorum ve gerçekten herkesin bu meselede başından itibaren itirazları olan insanların özellikle ikna edilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu balyoz davasında son bulunan, dediğim gibi o çuvallardaki belgelerin çok net, çok önemli olduğu söyleniyor. Onları göreceğiz. Umarım hakikaten yargı herkesi ikna edecek, herkesin vicdanını rahatlatacak bir şekilde aydınlatır bütün bunları. Umarım ben de, evet. Ama Balbay'ın bir, hakikaten bu iddialarla yan yana durup durmaması meselesi bir yana, bir de olağanüstü uzun tutukluluğu var. Evet. Ama hazır selam göndermişken onun da içeriden aslında selamı var. Bunu yazısında paylaşalım, devam tabii, edelim mi? Tabii. Bugün ilginç bir çağrısı var. Hem başbakana değil aslında, Julian Assange'a. Biliyorsunuz Time anketinde de birinci sırada Julian Assange, WikiLeaks'in kurucusu. İkinci sırada Erdoğan var. Böyle de enteresan da bir bağlantı var. Bakın izleyicini göreceksiniz. Ergenekon iddianamelerindeki delil klasörlerinin çok büyük bir bölümü dijital veriler. Örneğin benimle ilgili deli diye ortaya koyduklarının tümü bilgisayarlardan çıkarıldığı iddia edilen notlar. Ben nasıl oluşturulduğu hukuken ve teknik olarak net ortaya konmayan bu notlarla nasıl kurulduğu bilinmeyen, varlığı kanıtlanmamış bir terör örgütüne üye olmakla suçlanıyorum. Başbakan şöyle diyor, bir iddiayı ortaya atan onu kanıtlamak zorundadır. Biz bunu 2 yıldır diyoruz Sayın Başbakan. Başbakan diyor ki, olmayan şeyin belgesi mi olur? Bizden istenen ne? Biz olmayan terör örgütüne üye olmadığımızı nasıl kanıtlayacağız? Başbakanın işi bizden kolay. İsviçre makamlarına yazı yazar, bankalarınızda hesabım olmadığına ilişkin resmi yazı verin der. Olur biter. Biz olmayan terör örgütüne üye olmadığımıza ilişkin yazıyı kimden isteyelim? WikiLeaks kurucusu Julian Assange'a açık başvurumdur. Elinizde Ergenekon adlı bir terör örgütünün varlığına ilişkin belge bulunuyorsa lütfen açıklayın. Mustafa Balbay, Cumhuriyet. Evet, Balbay soruyor, yani hakikaten biz nasıl olmayan bir durumu yok diye açıklayalım, ispat edelim diye. Bakalım Julian Assange eğer dışarı çıkabilirse, o da cezaevinde biliyorsunuz. Bir Silivri cezaevinden Londra'daki bir cezaevine mesaj gitti. Böyle enteresan bir dünya burası ve... Hızla dönüyor. Hızla. Evet, dönüyor. Şimdi bu cumartesi CHP kurultayı var. Siyasette bir bakıma CHP içinde elinizi taşın altına koyarak devam edeceksiniz. Şimdi CHP
yeni bir CHP olabilecek mi ve Türkiye'ye yeni şeyler vaat edebilecek mi sorusu çok soruluyor. Özellikle Kürt meselesinde az önce aktardım. BDP diyor ki biz iki dilli bir yaşam kuruyoruz. Yasalar ne der? İşte kim ne yapar bilmeyiz. Şimdi bu arada belki bir parantez açmakta yarar var. Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin demiş ki mecliste Kürtçe konuşulması kapatma nedenidir demiş. Hani deyin ki BDP de kapatıldı. Kim bilir kaç partinin kapatıldığı gibi. Bütün bunlar bazı şeyleri olup bitmesini engelleyemiyor. Ben CHP demeyeceğim ama bir sendikacı, kadın, emekten yana bir insan vesaire bilin kimlikle. Hı. Ne diyorsunuz? Yeni bir CHP vaat edilebilecek mi? Yeni bir program vaat edilebilecek mi? Evet. Ben öncelikle çok çiçeği burnunda yeni bir üyeyim ama evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni değilim. Gençlik kollarında yetiştim. Açıkçası Cumhuriyet Halk Partisi okulunda toplumsal uğraşı öğrendim ve daha sonra sendikal yaşamım başladı. Yani 1980 yılında darbe olduğunda ben Ankara Gençlik Kolları yöneticisi idim. Çok genç bir yöneticiydim. Daha sonra 94 yılında CHP'nin altında belediye başkanı adayı gösterildim. Sonra 98'de aktif sendikacı olarak parti meclisine seçildim. 99 ve 2000 yılları arasında da Sayın Öymen'in genel başkan yardımcılığını yaptım. Şimdi çok sevimli bir soru. Demek ki bir üye de taşın altına elini koymalı. Cumhuriyet Halk Partisi öyle bir süreçte. Sayın Kılıçdaroğlu ile başlayan süreçte kamuoyunun ve halkın inanılmaz bir sempatisi ve bir iktidar umudunu ben de bu yaşadığım alanlarda gözlemliyorum. Çünkü biliyorsunuz sendikal yaşam çok korunaklı bir alan değil. Halkla berabersiniz, sokakla berabersiniz, ötekilerle berabersiniz. Bütün bu sesleri görüyorsunuz. Ötekiler derken ya, her anlamda. Ötekiler sessizler, evet her anlamda. Bir anlamda sesini duyuramayanlar da denebilir. O nedenle bu süreçte bu kurultay tabii ki çok önemli bir kurultay. Tarihi bir kurultay çünkü 6 ay sonra bir genel seçim var. Ve o anlamda bu bir iktidar kurultayı denebilir. Haklısınız, bir üyenin de çok büyük sorumluluğu olmalı. Ama ben yıllarımı Cumhuriyet Halk Partisi kurultaylarında geçirdim. Aslında sular berrak ve coşkulu akıyor. Birçoğu bulanık aktığını söylüyor ama kurultayın bence berrak ve coşkulu akıyor. Delegeler gerçekten çok bilinçli. Bakın ben 4 kez aday oldum. Çok yüksek oylar aldım. Demek ki emek dünyasına kapalı değiller. Demek ki kadın haklarına kapalı değiller. Demek ki saydığınız özelliklerimden dolayı bakmıyorlar. Yani sizin toplumsal karşılığınıza bakıyorlar. Toplumdaki mücadelenize bakıyorlar ve sizi kucaklıyorlar. Peki Türkiye'nin yani böyle gelişmiş bir tabanı var. Başkentin bunu, bu evet. Başlıklardaki fotoğrafını çeksek, hani emek dedik, kadın hakları dedik, işte siyaset dedik. Başkentin demokrasi fotoğrafını kadınlar adına çektiğimizde bir erkek görünümü egemen. Yani erkek hükümet, erkek cumhuriyet, erkek sivil toplum örgütleri, genellikle her yer erkek. Yani fotoğraf tamamen erkek ama eylemlere, hak arayışlarına baktığımız zaman, gerçek hayata döndüğümüz zaman kadınlarla erkekler eşit sayıdalar. Yani herhangi bir işçi eyleminde, herhangi bir parti mitinginde, herhangi bir toplumsal etkinlikte, herhangi bir hak aramada, bir engelli hak aramasında, bir kadın hakları mücadelesinde kadınların sayısı oldukça fazla. Bakın biz banka sektöründe örgütlü bir sendikayız. Bizde kadın sayısı çalışanları aştı yani %50'nin üstünde. Ve kariyer yolundaki bütün barikatları tabii sendika kaldırdığı için çok yüksek noktalara geldi kadınlar. Çok önemli bankalarda izlenebilinir, yönetim organlarında, genel müdür yardımcılıklarında. Hatta bizim örgütlü olduğumuz bankalardan birinde kadın genel müdür var. Hı hı. Müfettişler alındı ve kadınlar hayatın her alanında varlar. Fakat peki hangi yönetim arada organlarında yoklar? Yani Türk İş'te bir kadın fotoğrafı göremezsiniz 5 yönetici içinde. Hmm. Hak İş'te göremiyoruz, DİSK'te göremiyoruz. Memur Sen'de, Kamu Sen'de sadece KESK'te kadın sekreteri var bir tane. Yani görememek bir yana adı yok. Hak İş Başkanı galiba değil mi? Bir benzetme yapmıştı. Bir konsomatrist benzetmesi yapmıştı.
Evet, ümit boyunlara. Kızmadınız mı? Evet. Evet, aslında emek dünyasında yani entelektüel bir işçi önderi hiç talihsiz bir açıklamaydı. Hatta kırıldım da kendisine. O günden beri de karşılaşmadık. Oysa TÜSİAD 3 dönemdir kadın başkanlar seçiyor. Bu çok sevindirici. Örneğin 2 dönem Arzuhan Yalçındağ Doğan çok başarılı başkanlık yaptı ve ben hep bir sendikacı olarak çok destekledim, ilgiyle izledim. Sonra Ümit Hanım da çok güzel çıkışlar yapıyor. Şeyi sordunuz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin gündemindeki sorunlara bakışı ne olacak? Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin gündemindeki sorunlara aslında birçok siyasi partiden çok daha önce duyarlılık gösterdi. Mesela 89'larda Kürt sorununa yönelik raporlar hazırladı, komisyonlar yaptı. Tozlandı o rafta. Ama o kadrolar orada. Yani hala tabii belki o süreci yaşama dönüştürmekte biraz gecikmiş olabilir ama genelde Kürt sorununa, emek dünyasına, kadınlara son derece duyarlı bir parti. Yani Kılıçdaroğlu da bugün bunu daha net dillendiriyor. Tabii kurultaydan sonra yeni programlarla, ben de bir üye olarak bekliyorum, umuyorum. Yeni programlarla Türkiye yani iktidara aday olduğunu, hangi argümanlarla aday olacağını anlatacaktır. Ben çok umutluyum. Bu kurultaydan da çok umutluyum. Bence bir şölene dönüşecek bu kurultay. Çünkü Ankara'da ilk defa bir parti çok büyük bir salonda kurultay yapacak. Bundan evet. Önceki kurultaylar 4000 kişinin katılımıyla sınırlı salonlardı. Sanıyorum arena 10.000'e yakın insan alacak ve çok hoş bir kurultay olacak. Bu arada bekliyorum. Hemen ileteyim. Ben efendim yarın o salondan yapacağım yayını. Ankara'lı meslektaşlarım, temsilci meslektaşlarımla birlikte hem CHP'de yeni bir dönem başlıyor mu gerçekten? Nasıl bir dönem olacak? Kulisiyle, dedikodularıyla, tartışmalarıyla onları o salondan yapacağız yarın. Evet. Biz bugün bir üyeyi sorumluluğu içinde sorulara yanıt verelim. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi okulunda yetiştim ben. Bir örgüt terbiyesi gereği bir üye daha fazla çok konulara değinmemeli bence. Bir de geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcılığı yaptım. Bizim aldığımız kültürde de öyleydi. Yani partinin iç sorunları değil de ama Türkiye'ye yönelik çok umutluyum. Gerçekten kadın hakları konusunda çok güzel şeyler söylüyor. Sanıyorum parti meclisinde kadınların yer almasına büyük önem verecek. Kadın gençlere gençler, büyük önem evet. verecek. Bu çok önemli. Yani bu eksikti. Bence sosyal demokrasiyi var eden dinamikler bunlar. Biliyorsunuz bir de Türkiye'de kadınlar gerçekten inanılmaz bir birikmiş potansiyelleri var. Bunun toplumsal yaşama dönüştürülmesi gerekiyor bence. Yani kadını sadece biz doğasal üretimiyle tanıdık bu ülkede. Oysa kadının toplumsal üretimi de çok önemli. Yani peki, buna ses vermek lazım. Çocuk doğuracak kadınlar? Ama doğursunlar. Anne olmak toplumsal uğraşta yer almaya engel değil hiçbir zaman. Biliyorsunuz Avrupa'da milletvekili anne bebeğiyle parlamentoya gitti. Benazir Bhutto. Hamileyken başbakandı. Sizin de çocuğunuz var değil evet, mi? Evet oğlum var Fırat. Benim de bir oğlum var. Evet yani hem annelik hem iş asla toplumsal değil. Sorumluluk olabiliyor. Evet. Elbette. Şimdi biraz sendikacı emek hayatından içinden gelen bir insan olarak sormak istiyorum. Şimdi bir torba yasa var mecliste. Bence her gün mesela böyle bir televizyonlarda şey var şimdi bazen bakanlar ya da Metin Akpınar gibi değerli sanatçılar çıkıyor. Hadi çocuklar uyku vakti diye. Hani bazen bültenlerde hadi Türkiye olabiliyor. Onun yerine bir 5 dakika mesela torba yasa açalım torbayı bakalım içine ne var diye. Neden? Çünkü çok önemli şeyler var ve biz onları çok karışık ve çok ayrıntılı olduğu için konuşmuyoruz. Ama bir sendikalı olma meselesinde bir güçlük var. Evet. İki, esnek çalışmayla sanki başka bir şey söz konusu olacak örgütlülüğe gibi. Örgütlülüğe bir darbe var orada. Bir kısaca anlatır mısınız şunu? Şimdi aslında şöyle bir giriş yapmama izin verin. Sendikacılık bir uğraş, evrensel bir uğraş. Örneğin herhangi bir üniversiteden mezun bir genç
bir iş yerine, bir bankaya girdiğinde hemen sendikayla tanışıyor. Fakat sendikayı bilmiyor. Yani sendikayı biz konuşmuyoruz. Oysa dünyada da, ülkemizde de eğer çalışma barışı varsa bunun üç tarafı var bildiğiniz gibi. İşte işverenler var, hükümetler var ve sendikalar var. Ama ne yazık ki bu bir taraf hiç görünmezden geliniyor. Ne uğraş olarak algılanıyor, ne o dünyanın sesine kulak veriliyor. Bakın ülkemizde henüz istihdam politikalarında çok ciddi sorunlar var. Yani gerçek anlamda bir istihdam politikasından söz edemiyoruz. Hele kadınlar istihdam politikaları yapılırken kesinlikle sessiz yedekler. Yani sendikal dünyaya böyle bir ön yargılı bakış var. Halbuki çalışma barışını sağlıyor ya, taraflardan biri ya, o tarafın da sesine kulak vermek aslında bizi çok sağlıklı yarınlara götürecektir. Yani düşünün bir fabrikada 1000 tane işçi bir anda bağırıyor. Oysa 1000 işçi bir araya gelip bir sendika kursa ve onun bir tane sözcüsü olsa bir o sözcüyü dinleyeceğiz. Daha çağdaş. O iş yerinin sorunlarını birlikte işveren çözecek. Bence akıllı işverenler sendikadan yana olmalı. Ama inanılmaz bir biçimde sendikaya karşılık var. Yani bugün medyada da sendikalar çok yer almıyorlar. Çünkü yok ama yani medyada da sendika yok. Ama medyanın kendisi yok ki canım. Ben çok evet. Sık dile getiriyorum. Yani biz kendi çöküğümüzü dikemiyoruz. Ne kadar fena bir şey. Evet. Medyada sendikalar senelerdir yok. Aslında ne kadar ayıp bir şey. Halbuki bizim açımızdan. Sendika dünya olarak. Bildiğiniz gibi bütün dünyada belli iş kollarında gerilerken hizmet sektöründe çok ilerliyor. Hı-hı. Ben bu yıl sendika başkanımızın da katkılarıyla çok önemli 2 dünya kongresine katıldım. Birine Kanada'da, birinde Japonya'da katıldım. Orada emek dünyasına baktığınız zaman çok büyük emek örgütü, yani milyonlara varan mesela İTÜK dünya işte ITCU'nun genel sekreteri bir kadın oldu. Ve dünyanın çok büyük bir örgütü, milyonların üstünde üyesi var. Yakında Avrupa ETUK, onun da genel sekreteri. Bizim de örgütlü olduğumuz Global Union'ın ki genel başkanımız Metin Tiryakioğlu, onun da icra kurulu üyesi. Onun da genel sekreteri bir kadın olacak. Ve bütün dünyanın gündeminde bu var ve sendikal dünyanın aslında çalışma yaşamını kolaylaştıran yanları var. Fakat bir ön yargıyla baktığınız zaman, örneğin bu esnek çalışmanın falan hepsinin altında yatan örgütlülüğü yok etmek. Yani zaten örgüt sözcüğü bile bizim ülkemizde evet. Tutsak bir sözcük biliyorsunuz. Çok doğru. Oysa ben çok şimdi kadınlara panelde, halbuki 21. yüzyılda insanı şöyle tanımlıyorlar. Düşünen, konuşan ve örgütlü birey. Örgütlenen insan, örgütlü birey, örgütlü toplum. Ve ben kadınlara panellerde diyorum ki bu örgüt sözcüğünü çok sevimli hale getirin. Bir kere örgütler ikinci evimiz olsun. İşte partide üyeysek ikinci adresimiz olsun partimiz. Sendikadaysak ikinci adresimiz olsun. Ve aynı zamanda örgütün adını sevdiğimiz adı gibi seslenelim. Yani annemizin, çocuğumuzun, sevgilimizin, eşimizin adı gibi severek ona sahip çıkalım, onunla bütünleşelim. Ve tabii bu esnek çalışma, işte aynı iş kolunda şu torba yasaya atılanlardan. Torba yasaya atılanların hepsinin amacı sendikal dünyayı iyice kuşatmak. Ya zaten 82 anayasasıyla sendikal dünya bir mayınlı alana döndü. Şimdi galiba ama mesela işveren örgütleri kendilerini bu anlamda biraz daha çağa uydurdular. Yani onlar şimdi mesela sendikalarla farklı bir ilişki modelindeler. Eskisi evet, gibi değil. Çünkü onlar sendikadaki gelişmeleri görüyorlar. Ayşen Nur Hanım, ben sendikal yaşama başladığımda sloganımız, yani 82 Anayasası'ndan sonra sloganımız örgütlülüğün önündeki engelleri kaldıralım. Bugün ne diyoruz biliyor musunuz? Var olan örgütlülüğü korumalıyız. Geldiğimiz noktaya bakar mısınız? İnanılır gibi değil. İşverenler, onu söyledim, çağdaş bir işveren sendikaya karşı olur mu? Sendikanın varlığını savunmalı. Çünkü bakın bankalar battı değil mi ekonomik krizde? Hep birlikte yaşadık. İsim vermiyoruz canlı yayın olduğu için. Örgüt sendikanın olduğu hiçbir banka batmadı. Araştırsın öyle ekonomistler. Mi? Evet. Aa, çok ilginç. Sendikaların olduğu hiçbir banka, sadece Pamukbank TMSF'ye devredildi. İsmini vermek zorundayım çünkü iddialı bir tanım yapıyorum. Onun dışında var olan, varlığını koruyan bizim örgütlü olduğumuz bankalarda çok başarılı bankalar araştırılabilir. Basisen Sendikası hangi bankalarda örgütlü? Ve o bankalarda gelişme hangi noktalarda?
çalışma yaşamında kazanılan kazanımlar hangi noktalardı? Bakın bugün kadınlar banka sektöründe girdikleri sınavlarda başarı oranları %90. Hangi döneme rastlıyor ama bu? Hani benim hep bir çalışan kadın tanımım vardır. Çalışan kadının 4 vardiyası var. Aslında önce 2 işvereni var. Biri evde, biri işte. 2 mesaisi var ve 4 vardiyası var. İşte evi var, tabii, eşi var, işi var, çocuğu var. Bu vardiya sayısı artınca sınavlardaki başarı oranı düşüyor anne olunca falan. Fakat ondan önce çok yüksek. Yani bugün bakın hakikaten sendikanın olduğu bankalar çok başarılı. Demek ki sendikanın olduğu fabrikalar da başarılı bence. Yani bugün Avrupa'da kalite ödülü alan örgütlere bakın. Sendika var oralarda. Ya isim veremiyorum ama çok önemli sanayi sektörlerimiz Avrupa'da ve dünyada çok prestijli ismi olan şeylerde, sanayi kuruluşlarında, bankaların iştirakleri olan kuruluşlarda sendikalar var. Şimdi hani Sayın Başbakan zaten bu programı izlemediği için duymaz ama ola ki izlemek isteseydi de izleyemezdi. Çünkü şu sıralarda zannediyorum bir aşure etkinliği mi demek lazım? Aşure gününe İstanbul'da galiba değil mi arkadaşlar? Yanlış söylüyorsa. Görüntüler de gelmiş işte. Halkalı'da aşure gününde görüntüleri görüyoruz bunlar. Şimdi bu görüntüler eşliğinde Yaşar Seyman'dan iki şey öğrenelim. Bu iktidarın Alevi açılımı bir yere varıyor mu? Yani gene yoksa nasıl algılanıyor Alevi toplumunda bu mesele? Evet, öncelikle tabii Alevilerin Muharrem ayı. Evet. Alevi olduğumu da söylemiştiniz. Bu arada bir önemli ritüel tabii aşure günü. Muharrem orucunun sonunda yapılan. Ben bir espriyle başlasam nasıl karşılar izleyicilerimiz ve siz? Musa Eroğlu biliyorsunuz, ben ona Türkü Dede diyorum. Evet. Bu Alevi açılımı söz konusu olduğu zaman Alevi açılımı için ne diyorsun bir Alevi ozan olarak, günümüzün Karacaoğlanı olarak güldü. Aleviler neresini açacak ki dedi. Yani yani o kadar Türkiye'nin gündemindeler ki her şeyleriyle, zaten tartışma kültüründen gelen bir öğreti. Çok net ve berraklar. Bu açılımları aslında başka birilerinin kalbini açması gerekiyor. Tabii Aleviler hakikaten ne açsın ki, değil mi? Doğru. Evet. Şimdi aslında tabii bu açılımları gerçekten önemsiyorum ben. Yani ülkenin gündemindeki sorunların üzerine gitmek. Ama burada bir berraklık, bir kararlılık, zihinde ve yürekte bir bütünlük gerekiyor bu tür açılımlarda. Bakın bir yanda TRT Şeş yayın yapacak Kürtçe. Bir yanda ülkenin parlamentosunda siz Kürtçe konuşmanın üzerine X'lerle örteceksiniz. Bu inanılmaz bir çelişki. Yani bir şey varsa vardır. Hani yargıçlar da ne diyorlar? Bilinmeyen bir dilde savunmalar. Bunlar bize aslında güçlü bir devlet yapmaz. Yani güçlü bir devlet, dünyada söz sahibi olmak isteyen bir devlet ve bir ülke yönetimi bence sorunların üzerine gitmeli. Hiç korkmamalı. Nerede evet, sorun varsa onları tartışmalı. Tartışmadan neden korkuyoruz ki? Bakın ben Berlin'i dolaşıyorum. Berlin parlamentosunun tam karşısında Yahudi anıtı var. Yani tarihlerindeki bir olaydan asla ürkmüyorlar. Amerika'da Vietnam anıtı var. İnsanlar gidip karanfiller bırakıyor. Bugün Hiroşima'ya gidiyorsunuz. Yine orada Barış Parkı var. Gidip yani herkesin tarihinde gerçekten karanlık olaylar, katliamlar, çok acı veren olaylara tanık oluyoruz. Sonra onlar tartışılarak ve anıtla ve bir müzeyle aşılıyor. Ama ve hatta mesele artık insanlar, öğrenciler evet, mesela Dao kampını ben gezerken dostlarla Alman okullarındaki öğrencileri de getirip Yahudi kamplarını dolaşıyorlardı. Hı hı, tabii, tabii. Ama tabii burada önemli olan ne biliyor musunuz? Şimdi emek dediniz, sendika dediniz, işte açılım, her şeyi konuştunuz. Fakat nasıl sakin, nasıl bir duru ifadeyle ihtiyacımız olan bu, kadınların getireceği katkı da bu. Çatışmasız bir dile öyle çok gereksinimimiz var ki. Çok teşekkür ederim. Çoktandır istiyordum birlikte olmayı. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sizinle olmak büyük bir zevkti. Güzel bir saatti.
Efendim aslında Yaşar Seyman biraz rahatsızdı. Doktora Ümit Hanım'dan izin aldım. Dedim ki hiç merak etmeyin, sakin sakin. Onun tansiyonu yeniden yükseltmeden göndereceğim dedim. Sözümü tuttum. Tekrar çok teşekkürler size ve doktorunuza. Biraz sonra birlikte olacağız. Vedalaşmak üzere.